Ben dedi ateistim dedi. Bu Yıldırım. Oo merhaba, isminiz dedim Yıldırım. Ben Nurgül Yıldırımcım dedim. Belini tuttum, bırakmıyorum yani. Kaçmasın diye. Şimdi dükkanın şeyi var böyle, bango. Bunu aldım ben, bangonun arka tarafına. Gel dedim oturalım, sohbet edelim. Hoşuma gitti dedim senin şey. Geldi, oturdu. Dedim ki, Yıldırımcığım niye dedim sen ateist oluyorsun? Niye dedim yani, ateist demek ne demek ya? Ne için öyle oluyorsun? Sen de ateist olamazsın. Ne oldu? Dedi görüşlerimiz ayrı dedi falan. Dedim neden ayrı olsun görüşlerimiz kardeşim? Çıkardım. Bu ne dersiniz siz dedim buna. Gözlük dedi. Biz dedim gözlük diyor. Ben de gözlük diyorum. Koydum dedi. Buna ne dersiniz dedim. Kalem dedi. Biz de kalem diyoruz. Bak görüşümüz aynı. İşte bu ne? Tarak. Tarak. Aynı. Şimdi ben dedim kalksam buna balta desem. Bu gözlüğe desem efendim bu tırpandır. O zaman ya seninle anlaşılmaz. Görüşlerimiz ayrı. Diyebilirsin. Aynı görüyoruz bak. Aynı görüyoruz ya. Görüşümüzde bir fark yok. İnadı bırakalım dedim. Şimdi biz onlar öyle konuşurken o dükkan sahibi Süleyman abimiz, kardeşimiz, yanık adam, şeftali bahçeleri de var. Tam şeftali zamanıydı. Hemen bir tepsi şeftali yıkattırdı. Önümüze koydu. Ki yiyelim onu. Yerken de muhabbet uzasın. Adam kaçamasın ya. Bunlar tabii şey ya. İşin siyasi tarafı tabii. Yani. Siyasi demek yani. Siyasi demek insanı idare etmek demek zaten. Şimdi idari yönü. Adamın imanını kurtarmak için tabii, ama Allah tezgah hazırlıyor yani. Tabii ya. Adam kendini köprüden aşağı atacak, polis diyor atma kardeşim. Bak gençsin, atacağım. Kardeşim bak gençsin, yazık hayatına. Atacağım. Şöyle atmadı. İş bulamıyorum, aç kaldım. Devlet baba var, sana iş bulur. Çocuklarım kaçtı, çocuklarını da getireceğiz. Şimdi polis onu şey yapıyor. Dese ulan at 70 milyonu zaten. Atacak sen at ulan dese. Adam ben stresten hakikaten atacak kendini. Yazık değil mi? Şimdi biz de böyle adam diyor ben zındıkım. Yok kardeşim niye zındık oluyorsun? Sen zındık olursun sen. Size ben inanmıyorum. Yok ya inanıyorsun falan. Ta ki onu böyle karşımıza çeksin. Ulan inanmazsan inanma cehenneme kadar yolun var. Desen zaten adam cehenneme doğru gidiyor. Yani günah olur ya. Niye cehenneme gitsin? Cennete gitsin. Değil mi? Allah'ın kulu, kardeşimiz, ana baba biriz. Her nasılsa yanlış bir kafaya takmış bir şey. Şimdi oraya geldi dedi, şu bu falan. Dedim ki Yıldırımcığım, görüşlerimiz aynı. Doğru dedi. Dedim bu ne? Şeftali'yi gösterdim. Dedi bu dedi şeftali. Bu dedim nereden geliyor bize? Bakkal verdi dedi. Dedim bakkal şeftali de satıyordur. Yani. Yok ya kendi bahçesi var. Şey. Gelen misafirlere veriyor. Dedi bakkal verdim. Bakkal verdi yani bakkal nereden kopardık bunu dedim. Yani gökten mi geldi, yerden mi kazdık? Nasıl bir elde edildi bu dedim. Dedi ağaçtan kopardık. Ne ağacı? Dedi şeftali ağacı. Nedir bu dedim şeftali ağacı dediğimiz ağaç. Nedir yani dedim. Ne ağaç dedi. Ağaç da yani nedir, maddesi nedir dedi. Söyleyemiyor dedim odun değil mi? Odun değil mi? Odun. Yani ağaç odun demektir. Odun. Evet dedi odun. Şimdi dedim bu odunun üzerinden yani ince bir odunun çomağının üzerinden bu şeftali bize geldi mi? Geldi. Dedim bu ağaç ne yiyor be kardeşim? Ne yer ne içer bu gariban dedi. Şimdi tabii onlar o hiç düşünmüyor ne yer ne içer falan. Dedi yağmur yağınca su içer. Dedi toprak yiyen. E tamam dedim toprak yiyen, çamur yiyen bir ağaç bize nasıl böyle bir şeftali verebilir? Bu ağaç dedim bizi tanıyor mu? Dedi tanımaz herhalde. Okula gitti mi dedim şeftali yapma kursuna. Gitmedi. Aklı var mı? Yok. Merhameti şefkati var mı? Yok. Peki be kardeşim dedim bizi tanımayan, bilmeyen, aklı olmayan, şefkati olmayan, ustası olmayan bu ağaç nasıl bize böyle bir şeftali veriyor? Rengi gözümüzün hoşuna gidiyor. Kokusu burnumuzun hoşuna gidiyor. Tadı ağzımızın hoşuna gidiyor. İçindeki vitamin vücudumuzu besliyor. Hiç dedim böyle bir güzel bir nimet böyle bir odundan gelir mi dedim. Bunu dedim odundan bilirsek öbür tarafa odun gibi gideriz doğru cehennem sobasına. Deyince böyle durdu.
Yahu dedi sen dedi, çok derin bir alimsin. Yok dedim ben alim değilim de biz dedim Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretlerinin kitaplarını okuyoruz dedim. O kitaplarda böyle anlatıyor. Yapma yahu dedi, Said Nursi böyle şeylerden bahsediyor. Duymuş o. Allah Allah yahu dedi, çok acayip dedi. Yahu dedi bir odundan neler çıkardın dedi. Daha dedim ne odunlar var. Kestane odunu var, ceviz odunu var, üzüm odunu var, kayısı odunu var, armut odunu var, tane odunlar var. Dedi seninle dedi görüşelim yahu dedi, hemen aldı telefon numarası falan. Hoşuma gitti, hakikaten dedi, çok dedi değişik bir dedi yaklaşımdan yaklaşıyorsunuz. Dedi bizim yaklaşımımız böyle. Asıl kelam adam şey yaptı yani bir anda vazgeçti köprüden atmaktan kendini. E böyle ya. Yani ben ateistim demekle. Ateistsin sen ne olacak, sen her tarafın ateist olsan olur. Ya burada çünkü hakikat var kardeşim. Gözümüzün önünde koskoca bir kainat. Kim inkar edebilir? Öyle bir kainat ki her zerresinde hikmetler var. Her zerresi harikalarla dolu. Bir kelebeğe bakıyorsun, harika. Bir sineğe bakıyorsun, harika. Uçuyor. Bir çiçeğe bakıyorsun, harika. Bir üzüme bakıyorsun, harika. Bir güneşe bakıyorsun, harika. Bir insana bakıyorsun, harika. Burnu et ama koku alıyor. Sen de koku. Oh çok güzelmiş yavrum. Oh çok güzelmiş Allah Allah. Şuraya bir kulak koymuş sesleri alıyor. Ses et parçası. Bu da et, bu da et. Aynı atomlardan meydana gelmiş. Bu ses alıyor. Bu koku alıyor. Bu da et, bu da tat alıyor. Sür bakalım baklavayı suratına. Ama ağzına götüren çok tatlıymış ya. Allah Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ya muazzam ne harika bir varlıkmışız biz. Bunları adam düşünmemiş ki bugüne kadar. Hiç düşünmemiş. Bakıyor da zengin. Diyor komparatörü diyor. Kapitalist. Sömürüyor diyor. İşte ona bakıyor yani. Halbuki o başka mesele ya. Sömürse sömürsün. Öbür tarafta hesabını verir. Yani bu büyük bir mesele. Sen ufak meselelerle uğraşıyorsun kardeşim. Evet. Demek ki İktizat-ü tabiat, yani tabiat iktiza ediyor, tabiat yapıyor. İşte bu hükmün çok muhalatı var, çok imkansızlıkları var. Numune için üçünü zikrediyoruz. Üç tane anlatacağız, ben bir tane okuyacağım. Birincisi, eğer mevcudata, yani bu gördüğümüz varlıklara, hususan özellikle zihayatta görünen, eğer mevcudatta, hususan zihayatta görünen, canlılarda görünen, basirane, hakimane olan sanat ve icat, hakimane yani hikmetli olan sanat ve icat, şems-i ezeliğinin, Cenab-ı Allah'ın, kalem-i kader ve kudretine verilmezse, bu Cenab-ı Hakk'ın kader kaleminden ve kudret kaleminden çıkmış denilmezse, mesela bir kavun çekirdeğinin içerisinde ne var? Kader kalemiyle bir kavun yazılmış. Kader kalemiyle bir kavun yazılmış. Kavun olacak. Atıyorsun o çekirdeği toprakta. Bu sefer kudret kalemiyle kavun yazılıyor. Kader kalemiyle yazılmış, kudret kalemiyle yazılmış.